Şimdi önden hazırlıklarımı anlatıyorum. 325 gram gibi bir somon file var burada. Bunu kaynadıktan sonra tuzlu suda 5 dakika pişirdim. O beni bekliyor. Burada da yine aşağı yukarı 325 gram haşlanmış patates var. Onu ezdim. 325 gram patates şöyle irice bir patates demek. Aklınızda olsun. Şimdi 3'te 1'ini bu somonun içine katacağım. Diğer malzemelerle beraber ve pürüzsüz bir karışım elde edeceğim. Worcestershire sos, zaten dikkat edin bakın, meraklıysanız bu tip tariflere, crab cake'lerin çoğunda kullanılan bir sos. Çok az, şöyle 1-2 damla kadar içine damlatıyorum. Yarım çorba kaşığı hardal kullanıyoruz. Onu da alalım içine. Bir çorba kaşığı da ketçap, onu da ekleyelim. Karabiberimiz ve biraz da tuz koyuyorum içine. Şimdi bunu dediğim gibi çok güzel, parlak, yumuşak bir karışım olana kadar ezmeye devam edeceğim ben. İyice birbirine karıştılar. Şimdi artık kalan balığımı da ekleyebilirim ben. Bugün pavurya bulabilseydim size, açıkçası tarifin geri kalanını yapamayacaktım, servis önerilerini. Belki de iyi oldu, bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çok fazla bastırmadan karıştırarak yapmak istiyorum. Somonun parçalarını içinde görmek istiyorum. Somon köftemin karışımı hazır. Şimdi verebildiğimiz kadar düzgün şekillerde, elinizle de yapabilirsiniz pek tabii bunu. Ama ben bayılıyorum her şeyin eş gözükmesine. Şimdi hafifçe bastırarak düzgün şekiller yapalım. Balık köfteleri gayet düzgün bir şekilde şekil aldılar. Şimdi buzdolabında beklesinler. Sonra biz onun servis önerilerine geçelim. Ben şöyle elimle de onları hep sıktım. Buradaki amacımız gerçekten çok iyi bir şekilde kurutmak ıspanağı. Siz de lütfen denerseniz bu şekilde yapın. Ben şimdi onu kenara alıyorum. Çünkü bir de sosumuz var. Onun için ıspanakları kenarda tutuyorum şimdilik. Ve balık suyu. Sosumuza lezzeti verecek olan şey balık suyu. Balık suyunu evinizde benim gibi hazır tutuyorsunuzdur inşallah. Böyle zamanlarda çok işe yarıyor. Şimdi o kaynar kaynamaz. Biz de aynı zamanda başka bir kap da alalım buraya. 25 gram tereyağını da ayrı bir tencereye koyuyorum. Ve iki tane ocak lazım olduğunu anlayarak bu tarafa geçiyorum. Tereyağını eritelim. Sonra unla karıştıralım. Tereyağı eridi. Ben o tereyağını şimdi ocaktan alacağım. Bunu niye yapıyorum? Önce bir şöyle ocağın dışında unla çok güzel karıştırmak lazım. Her zaman daha başarılı oluyor. Sonra tekrar şimdi ocağa alacağım. Kısık ateşe getireceğim. Ve orada macunlaştıracağım. Ununuzu bir dolu tatlı kaşığı koyun. Bu macunumsu kıvam için daha doğru olacak. Kaynamış olan şimdi balık suyunu hiç karıştırmayı bırakmadan ekleyeceğim. Evet, şimdi kaynamış olan bu suyu yavaş yavaş ekliyorum. Bir 20 dakika kadar kaynayacak. Aralarda hep karıştıralım ve tabii dibinin de tutmamasını sağlayalım lütfen. Büyük bir tencere alıyorum. Çok az zeytinyağı koyacağım. Belki bir yemek kaşığı kadar. Hops, tamam. Şimdi o kızar kızmaz içine ıspanaklarımızı atalım. Ama dediğim gibi ne olur iyice kurumuş olmalarına dikkat edelim. Kuruttuğum ıspanağı koyuyorum. 1 kilo kadar ıspanak var burada. Tuzunu ve biberini de koyalım. Sonra kapağını kapatalım. Bir 5 dakika kadar kendi suyuyla pişsin. Ama ondan sonra orada durmayacağız ve sonra onu süzgeçe alacağız. Çünkü hiç suyunun kalmamasını istiyorum. Fazla suyunu süzgeçten atmış olacağız. Kapatıyorum. Biraz bekliyorum şimdi. Hep karıştırdım aralarda. Dibinin tutmaması için aklınızda olsun. Şimdi şu kuzu kulaklarını keselim.
100 mililitre kadar da kremayı ekliyorum. Tekrar bir karıştıralım. Sonra da o güzel otumuzu koyalım. Tuz ve biberi unutmadan. Sonra sos tamam ama sosun mutlaka sıcak olması gerekiyor. Soğursa tekrar kaynatın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Karabiberimizi unutmayalım. Sosum tamamdır. Ispanak da hazır. Benim şimdi yapacağım tek bir şey kaldı. Balık köftelerini çok hafif unlayacağım ve ayçiçek yağında kızartacağım. Ama onu sıcak sıcak yapayım en son serviste. Bir kere şöyle unlayacağız onu çok çok hafif olacak şekilde. Ondan sonra kızartacağız. En son gene 200 derecedeki fırında 10 dakika bir daha pişireceğiz. Bu sanırım sizin benden istediğiniz şu crab cake'e daha çok bekledi. Daha çevirelim. İyice şeklinden de emin olalım. Ben şimdi tek tek balıklarımı içine atıyorum. Şimdi fırın tepsimin üzerine kızartmış olduğum köfteleri koyuyorum. Bu onları daha da çıtır yapacak. Şekilleri biraz bozuk oldu bazılarının ama belki daha fazla buzluğunda bekletirsek daha iyi bir sonuç alabiliriz. Şimdi 200 dereceye gidiyor. Bir 10 dakikada orada kızarıyor. Ha.